Benim siyaseten eleştirdiğim, kişilik olarak eleştirdiğim çok kişi vardır. Yanlışını gördüm mü eleştiririm. Ama kişiliğinden, siyaset anlayışından, duruşundan, hareketinden, her şeyinden dolayı nefret ettiğim, tiksindiğim, böyle midemi bulandıran bazı tipler vardır. Bunları ayrı bir kategoriye koyuyorum. Bunlardan biri de Cem Uzan'dır. Cem Uzan'ı dikkat ederseniz son dönemlerde sol medya yavaş yavaş böyle bir parlatıyor, cilalıyor. Siyasete yeniden girecek misiniz diyor. Cem Uzan yasaklı ama o yasakları şimdi Türkiye'de kaldırıp siyasete yeniden girmeye çalışıyor. O bir dönem siyasete girdi Star televizyonunun başındayken, sahibiyken. %7,5 oy aldı AK Parti'nin kuruluşunda. Döner ekmek dağıtarak milleti topluyordu falan. Şimdi Cem Uzan'la niye nefret ediyorum? Niye böyle tiksindirici geliyor bana? Onu size anlatayım. Ben Milliyet'te çalışırken Star gazetesini her gün böyle gözden geçiriyordum bir dönem. Böyle her gün rahmetli Sakıp Sabancı hakkında bir tane aleyhte haber var. Neredeyse böyle bel altı vuracak haberler. Bir gün Sakıp Sabancı, Allah rahmet etsin, bana sorsanız Türkiye'de gelmiş geçmiş en merhametli, en güler yüzlü, en naif adam kim deseniz ben Sakıp Sabancı derim. O kadar dünya tatlısı bir adamdı. Bir gün kendi bölgesinde çalışan gazetecilere haber göndermiş. Demiş ki benim evim bahçesinde mangal yapacağız. Gazetecileri toplayın gelin. Gittik oturduk. İşte kendi eliyle et hazırlıyor, bize veriyor, muhabbet ediyor. O kadar tatlı bir sohbeti var ki. Sonra bir böyle gazeteci iş adamı Sakıp Sabancı kimliğiyle kendisine birkaç soru sorma şansımız oldu bölge gazetecileri olarak. Off the record, gizli kalma koşuluyla bazı şeyler anlattı. Mehmet, benim o gün dünya başıma yıkılmış. Ulan bu nasıl bir adam demiştim ya. İkisi iki kişi için demiştim. Sakıp Sabancı için de demiştim. Bu nasıl bir adam? Cem Uzan için de bu nasıl bir adam? Nasıl bir yaratık demiştim. Sonradan Şamil Tayyar, Şamil abi de yazdı bunun hikayesini. Şimdi Cem Uzan Star gazetesinin başındayken Çukurova Elektrik, o dönemki adıyla ÇEAŞ, buraya çökmeye çalışıyor. Hisselerini ucuza kapatmaya çalışıyor. Hisseler kimde? Sakıp Sabancı'da. Bir tane adamını gönderiyor Sakıp Sabancı'ya. Diyor ki o hisseleri en dip fiyatla bana versin diyor, satsın. Sakıp Sabancı şaşırıyor, diyor ki yahu hisse benim, mal benim. Niye ben bunu ucuz bir fiyatla vereyim diyor. Vermem diyor. Önüne bir tane kaset koyuyorlar. Diyorlar ki vermezsen bu kaseti yayınlarız. Kaseti izledim diyor, dünya başıma yıkıldı diyor. Hiç böyle bir şey beklemiyordum çocuklar dedi. Rahmetlinin bir tane oğlu vardı, Metin. Engelliydi. Hatta bazı videolarda anlatır. Diyor ki araba fabrikam var ama bir arabanın anahtarını Metin'e veremedim ki oğlum bin. Al sen de buna bin. Bir gün koşarak gelip bana sarılamadı. Engelliydi. Ayaklarından engelliydi Metin. Bunun Sakıp Sabancı'nın evine Cem Uzan tuvalete varıncaya kadar kamera yerleştiriyor. Metin Sabancı'nın yemek yediği masaya kadar ve onun dağınık hallerini gizli görüntüyle alıyor. Onları bir kaset haline, kumpas kaseti haline getiriyor. Sakıp Sabancı'ya gönderiyor. Sen diyor eğer o hisseleri bize ucuza vermezsen diyor, ben bu kaseti diyor Star TV'de yayınlayacağım. Şimdi görüntülere bakıyorsun. Görüntülerde Sakıp Sabancı'yı böyle rezil edecek, Sakıp Sabancı'yı böyle kötü gösterecek. Ulan bu ne be falan, şuna bak ya falan diyebileceğin bir görüntü yok. Aksine çocuğunun, engelli bir çocuğun evin içindeki banyodaki, lavabodaki, yemek masasındaki dağınık halleri var. Yani bir özel kardeşimiz, bir engelli kardeşimiz ne yapıyorsa onun gibi dağınık halleri var.
Ama Sakıp Sabancı bunu söylerken gözleri dolmuştu böyle. Gözlerinden yaş akmıştı. Bunda ayıp bir şey yok ki. Niye boyun eğdiniz diye sormuştuk. Dedi ki ya benim dünyada Metin'den başka kimsem yok. Metin benim dünyadaki tek özel çizgim, tek kırmızı çizgim. O benim gözümün bebeği demişti. Yani Metin'in o hallerinin televizyonlarda yayınlanması olur ya bir Metin'e bir şekilde Metin'in gözüne ilişir. Bizim akrabaların, tanıdıkların gözüne ilişir. Türkiye benim çocuğuma üzülür. Ben bunun üzerine çağırdım dedim ki hangi fiyatı vermek istiyorsanız alın Çağış'ın hisseleri sizin olsun. Sıfır fiyatına alıyor Cem Uzan'a o hisseleri veriyor. Niye? Oğlu Metin'in o dağınık görüntüleri ekranda çıkmasın diye. Dediğim gibi ayıplı bir şey yok. Ama çocuğu o görüntülerle Türkiye'nin önüne gelmesin diye söylerken hala duygulanıyorum. Cem Uzan dediğin adam işte İmar Bankası vardı. Oranın içini böyle hortumladı. Çağış'ın içini hortumladı. Orayı hortumladı. Burayı hortumladı. Star'ı hortumladı. Hakkında operasyon yapılacağı zaman yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçtı. Uzun dönem şey yaptılar. Mahkemeler şunlar bunlar. Oradan buradan parayla hakimler almaya çalıştı. Bu Star TV'nin başındayken Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı vardı. Şamil Tayyar'la bir tane Ankara temsilcisini Star TV'de işe alıyor. Küçük çip kamera alın diyor. Bu adamı takip edin ve bu adama tuzak kurun diyor. Şamil Tayyar da o Ankara temsilcisi hemen istifa ediyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir pisliğin içinde olmayız. Böyle biri. Sonra gelen Ankara temsilcisi o SPK başkanını aylarca o küçük kamerayla takip etti. Haberleri çıktı bilmem şu bu. Böyle her yeri böyle kaset kumpaslarıyla ele geçirmeye çalışan ve milletin malına böyle çökmeye çalışan birisiydi. Sonra gel zaman git zaman Cem Uzan yurt dışına kaçtı mı kaçmadı mı hatırlamıyorum. Belki de Türkiye'deydi. Pamukova'da, Pamukkale miydi? Pamukkale'ydi galiba. Oradaki çiftliğine polis baskın yaptı. Suç delillerini falan bulmak için. Ve o dönemin bazı polisleri şunu söyledi. O çiftlikten devletin her kademesindeki ve iş dünyasındaki her kademedeki insanın sayısız videoları çıktı. Bazılarının beraltı videoları, bazılarının kendi evinde eşiyle mahrem görüntüleri, bazılarının banyodaki görüntüleri. Herkesi kayıt altına almış. Herkesi. Ve o kayıtlarla herkese şantaj yapıyor. Sonra o kasetler devletin eline geçmedi biliyor musun? O kasetlerin %99'u devletin eline geçmedi. Niye geçmedi tahmin edebiliyor musunuz? Çünkü o dönem operasyon yapan polislerin büyük bir çoğunluğu Fethullah Gülen'in adamlarıydı. Bizim daha uyanmadığımız dönem yani Fethullah Gülen'i cemaat lideri olarak bildiğimiz Gülen örgütünü cemaat olarak bildiğimiz dönem. Ve FETÖ bu kaset kumpasını Cem Uzan'dan öğrendi. Daha doğrusu geliştirdi. Onların da böyle niyetleri vardı. Ufak tefek çekiyorlardı. Onlar da baktı ki hazinenin üzerine çöktük. O kasetleri aldılar. FETÖ kendi içinde o kasetleri gizledi. Zamanı geldiğinde herkese o kasetler üzerinden şantaj yapıldı. İndirilmek istenen herkes o kasetler sayesinde aşağı indirildi. Şimdi ekrana çıkardıkları Cem Uzan bu. Bu Cem Uzan bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce ne yapıyordu biliyor musun? Tayyip Baba diyordu. Tayyip Baba sana kurban olurum diyordu. Tayyip Erdoğan ülkeyi uçuruyor diyordu. Ülkeyi müreffeh seviyeye çıkaracak adam, Türkiye'de Cumhurbaşkanı olacak bir tane adam var, o da Recep Tayyip Erdoğan, o da zaten Cumhurbaşkanı diyordu. O kadar yalakalık yapıyordu, yalamalık yapıyordu. Niye? Tayyip Erdoğan'a diyordu ki ya bu muhalefeti ben senin yanında yer alırsam,
benim bu cezalarımı falan da kaldırırsan, sen benim o eskiden çöktüğüm çağış bilmem şu bu falan onları bana ver. Ben sana siyaseten destek veririm. %7,5'ta eskiden kalma bir oyum var. Tayyip Erdoğan döndü dedi ki hadi lan dedi. Defol. Buna yüz vermedi. Bir anda döndü. Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Bunlar ülkeyi soyuyor dedi. Bunlar gayri ahlaki işler yapıyor dedi. Bu dedi ha. Bu saydığım şeyleri yapan bu adam dedi. Şimdi muhalif medyaya bakıyorsun. Çıkarıyorlar ekrana. Tertemiz bir adam gibi konuşturuyorlar. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben böyle temizdim diyor. İşte Şaban Sevinçler bilmem Oğuzhan Uğurlar falan efendim öyle mi? Maşallah maşallah Adnan Oktar'la kedicikleri gibi bir senaryoyla Cem Uzan'ı yeniden piyasaya sürmek istiyorlar. Ben hep söylediğim bir şey var ya diyorum ki Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i getirdi ki babalar Erdoğan'ı bu adam yener de Millet İttifakı'nı oluşturan o 6 artı birlik masa Miçotakis'i ertesi gün Cumhurbaşkanı adayı gösterir. Hiç çekinmeden gösterirler ha. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'a kim leke atarsa onların nezdinde muteberdir, saygındır, temizdir. Geçmişteki pislikleri, yozlukları, ahlaksızlıkları, belaltı kasetleri hiçbir şey önemli değildir. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilsin. İşte Cem Uzan da bunlardan biridir. Milletimiz bunu bilsin.